Evet arkadaşlar, karmaşık sayılar kümesiyle devam ediyoruz. Karmaşık sayıların tanımladığımızda reel sayıların üstünde bir küme oluşturmuştuk. Bu durumda biz doğal sayılar, daha sonra tam sayılar, daha sonra rasyonel sayılar, reel sayılar ve karmaşık sayılar şeklinde kademeyi artırabiliriz. Yani artık en büyük kümemiz bizim karmaşık sayılar. C ile gösteriyorduk bunu. Bu şekilde söyleyebiliyoruz. A ve B birer reel sayı. Kök eksi 1 de i olarak kabul ettiğimizde z eşittir a artı i b şeklinde yazdığımız sayıya karmaşık sayı diyoruz. Karmaşık sayılar kümesini C ile gösterdiğini zaten söylemiştik biz. Şimdi karmaşık sayılar kümesini genel olarak yazacak olursak z'lerden oluşur. Z eşittir a artı i b. A ve b reel sayıyken i de kök eksi 1'e eşit olacak. Z eşittir a artı i b şeklindeki karmaşık sayıda a sayısı karmaşık sayının reel kısmıdır. Bunu şöyle gösterelim. Ve reel z eşittir a şeklinde gösterebiliriz. B sayısı karmaşık sayının sanal yani imajiner kısmıdır. Bunu da imajiner z şeklinde gösterebiliyoruz. Her a eleman reel sayılar için a eşittir 0 artı 0 i artı a şeklinde yazılabilir. Yani aslında bütün reel sayılar şunu yazdığımızda birer karmaşık sayı olacaktır. Her gerçek sayı bir karmaşık sayıdır diyebiliyoruz. Herhangi iki karmaşık sayının eşitliği verildiğinde bize reel kısımlar ve sanal kısımlar kendi aralarında birbirine eşit olmak zorunda. Z1 a artı i b, z2 de c artı i d şeklinde verildi. Z1 z2'ye eşitse reel kısımlar ve sanal kısımlar ayrı ayrı birbirine eşit olacak. Yani a eşittir c ve b eşittir d şeklinde olması gerekiyor. Bize verilen z eşittir a artı i b şeklindeki karmaşık sayının eşleniği. Bunu biz z üzeri çizgiyle göstereceğiz. Burada unutulmuş. Bu da a eksi i b'dir ya da b i'dir. Şimdi buradaki olay şu. i'nin önündeki işaret değişiyor sadece. Reel kısımlardaki işarette herhangi bir oynama yapmıyoruz. Buna dikkat edeceğiz. Eşleniğin kendi içinde özellikleri var. Nedir bu? İki tane karmaşık sayının toplamının eşleniğini alırken ayrı ayrı eşlenikleri toplayabiliriz. Aynı şekilde çarpımın eşleniğini alırken ayrı ayrı eşlenik alıp daha sonra çarpabiliriz. Bunun tersi de geçerlidir. Bölme de yine aynı şekilde ortak eşlenik almak yerine ayrı ayrı eşlenik alıp bölünebilir. Eşleniğin eşleniğini alırsak karmaşık sayının kendisini verecektir bize. Ve eşleniğin kuvvetini almak, kuvvetin eşleniği almayla aynı şey olacaktır. Şimdi ikinci derece denklemlerde herhangi bir kök bulduğumuzda eğer köklerimizden bir tanesi a artı kök b ise diğeri bunun eşleniği a eksi kök b idi. Karmaşık kök gelirse yani x1 eşittir a artı i b şeklinde gelirse x2 de direkt a eksi i b olacak. Bu da yine birbirinin eşleniği olacaktır. Bunu da doğrudan söyleyebiliriz. Evet, bir sonraki videoda kazanım sorularıyla devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.